Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan eyaletinin en büyük şehri olan Detroit, yıllar yılı motor şehri olarak anıldı. Amerikan otomobil endüstrisinin kalbi olan kent, 1980'li yıllara dek Amerikan rüyasının sembolü olarak görüldü. Günümüzde ise Detroit, işsizlik ve emlak krizi karşısında kurtarma yardımlarına ihtiyaç duyuyor. 1900'lerin başında Henry Ford'un ilk otomobil fabrikasını kurduğu Detroit, özellikle Ford Model T'nin piyasaya sürülmesiyle yalnızca sanayi alanında değil ekonomik anlamda bir rüya şehri haline geldi. Aslında bu arabanın Amerikan rüyasının bir parçası oluşu Model T'nin piyasaya sürülmesiyle başladı. Sonrasında artık orta sınıfın gelir düzeyinin Model T'nin ötesindeki arabalara da erişebileceği bir noktaya gelindi. Bu özellikle General Motors firmasının taksitle araba satışıyla gerçekleşti. İnsanlar daha pahalı arabalara yöneldiler ve bir bakıma sınıf atladılar. Bir şeylerin ötesine geçtiler, daha iyi arabalara sahip oldular ve bu Amerikan rüyasının bir parçası haline geldi. Ford'un ilk modellerini piyasaya sürmesinin ardından gelen 50 yıl, Detroit ekonomisinin altın çağına işaret ediyor. O dönemde yaklaşık 2 milyonluk nüfusa ulaşan şehir, 3 büyükler Ford, General Motors ve Chrysler'in otomobil sektöründeki patlamasıyla Amerikan endüstrisinin kalbi haline geldi. Ancak otomobil fabrikalarının merkezden ayrılışı bu altın çağın sonu oldu. Detroit'in ekonomik gücünün çözülüşü 1950'lerde başladı. Firmalar bölgelere ayrıldı. Detroit merkezinde tek bir merkezi üretim tesisine sahip olmaktansa şehir dışına bölgesel tesisler kurmaya başladılar. Bu istihdamı arttırırken tüm bir bölgeye yayılmalarıyla ödenen vergiler de arttı. Bunun ötesine geçerek ülke genelinde bölgesel üretim tesisleri açmaya başladılar. Detroit'te bugün görebildiğimiz değişimi başlatan sanırım bu oldu. Detroit'te yaşanan bu değişim rüzgarı fabrikaların kapanması ve istihdamın azalmasıyla devam etti. 2007'de alt gelir grubu mortgage krizinin patlak vermesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin genelinde olduğu gibi Detroit'in de bir çıkmaza girmesine neden oldu. Aynı dönemde özellikle General Motors ve Chrysler'in araba satışlarındaki rekor düşüşü ilan etmesi, Amerikan otomobil sektörünün içinde bulunduğu krizi doğrular nitelikteydi. Amerikan hükümeti ise otomobil sanayinin iflasının önüne geçebilmek için çareyi yaklaşık 85 milyar dolarlık bir kurtarma paketinde buldu. Mali kriz ve durgunluk döneminin ortasında Amerikan otomobil endüstrisinin çöküşüne izin vermek sorumsuz bir davranış olur. Otomobil sanayimizin öylece yok olmasına izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Kurtarma paketi şimdilerde ise Obama yönetimi tarafından bir başarı öyküsü olarak değerlendiriliyor. Yalnızca 1 milyon civarında iş gücünün kurtarılmasından değil, 200 bin yeni iş gücünün yaratıldığından söz ediliyor. Otomobil firmaları yeniden yapılanma yönüne giderken ve kârlarını arttırmaya devam ederken aldıkları kurtarma yardımını da geri ödüyor. General Motors yönetim binasını ve 10 bine yakın çalışanını yeniden şehir merkezine taşıdı. Vergi teşviklerinden yararlanmak isteyen diğer firmalar da artık Detroit'in merkezine yöneliyor. Detroit'te bir iş yeri sahibi olarak kurtarma paketinin çok işe yaradığını düşünüyorum. Yanılmıyorsam General Motors geçtiğimiz seneyi en karlı yıl olarak açıkladı. Aksi takdirde insanlar ne yapardı? 7 ila 10 bin civarındaki işçinin ev kirasını nasıl öderdi? Krizin etkisi çok daha ağır olurdu. Jack Fitzgerald, Michigan'da doğup büyüdü. 2008 Haziran ayında işten çıkarılana dek otomobil sektöründe çalıştı. Devletin işsizliğin önüne geçmek için finanse ettiği bir programdan yararlanan Fitzgerald, Chrysler'de yönetici olarak göreve başladı. Onun öyküsü, Detroit'e geri dönmek konusunda birçok çalışan için umut vaat edici. Detroit'in o zamanlarda muazzam ve güçlü bir şehir olduğunu biliyorduk. Bunu neden yeniden yaratmayalım? Tabii ki eskilerdeki gibi 5 milyonluk güçlü bir nüfus haline gelemeyebiliriz ama geri dönerek buna çabalayabiliriz. Bu arabaları Amerikan arabalarını seviyoruz. Benim hiç yabancı marka arabam olmadı. Bunu düşünmedim bile. Ama geri dönmek ve bu üç büyüklerden biriyle çalışmak, Detroitli, Güneydoğu Michiganlı her çocuğun hayalidir. Siyasi karikatürler çizeri ve Michigan View internet sitesinin editörü Henry Payne ise kurtarma paketinin otomobil sanayi üzerinde uzun vadeli etkileri konusuna eleştirel bir gözle bakıyor.
Payne'e göre Obama hükümetinin birçok sanayi alanına müdahalesi ve düzenlemeleri aşırıya kaçıyor ve bu durum Obama ve Romney arası çekişmeyi daha da sertleştiriyor. Michigan ülkenin içine girdiği durgunluğa karşı bağışıklık gösteremez. Bu durumun sonucu olarak Michigan'da işsizlik oranı geçtiğimiz ay yeniden %9 civarına yükseldi. Otomobil sektörü için kurtarma paketine rağmen Michigan daha büyük ekonomik dertten muzdarip. Ki ben bunun Obama'nın ulusal politikalarının sonucu olduğunu düşünüyorum. Kısacası Michigan'ın Obama'nın düzenlemelerine de bağışıklığı yok. Bankaların ve finans kurumlarının düzenlenmesindeki eksiklikler alt gelir grubu mortgage krizinin nedeni olarak gösteriliyor. Avukat Robert Day evlerinden tahliye edilenlerin davalarına bakıyor. Kendisiyle Detroit'in terk edilmiş bölgelerinde bir gezintiye çıktık. Detroit'te otomobil sanayi ve genel anlamda ülke genelinde ve özellikle orta batı kesimlerde sanayi düşüşteydi. Bu 30 yıllık düzenli bir düşüş haliydi. Ancak yaklaşık 5 yıldır emlak krizi ve durgunlukla birlikte her şey daha da kötüye gitmeye başladı. Bu boş evlere bakarken şunu biliyorsunuz. Yalnızca birkaç yıl önce buralar çalışan nüfusun yaşadığı canlı mahallelerdi. Şimdi ise bir savaş alanını andırıyor. Alt gelir grubu mortgage krizinin doruk noktasındaki Detroit, Amerika'da haciz oranlarının en yüksek olduğu bölge haline geldi. Yöre halkı bankaların emlak patlamasının yaşandığı dönemde yüksek mortgage kredileri alan halka yardımda bulunmadığından şikayetçi. Robert, 100 bin dolar civarında krediyle alınan evlerin değerinin 10 bin doların altına düştüğünden söz ediyor. Steve Bynum ve eşi Kim de evlerinden çıkartılma riskiyle karşı karşıya. Şimdilerde değeri 4.300 dolara düşen evlerinin aylık kredi borcuysa şimdiki değerinin neredeyse 10 kat üzerinde. Steve bir başka boşaltılmış ev göstererek mahallede artan güvenlik sorunundan söz ediyor. Bu evlerde oturulabilirdi. Evlerde bir sorun yok. Steve ve Kim evlerinin durumunun ilk zamanlar daha kötü olduğundan bahsediyor. Steve işsizlikle boğuşurken Kim evi tamir etmek için çabaladığını anlatıyor. Tüm olanlara rağmen kurtarma yardımlarından faydalanan bankalar dahi durumu kurtarmaya yanaşmıyor. Herkes Amerikan rüyasını hak ediyor. Ben de eşim de buna ulaşmak için bir ev sahibi olmaya çalıştık. Evi tamir edip orada yaşayacaktık. Bu insanlar ise ben evi yeniledikten sonra onu benden almaya çalışıyor. Bu benim suçum değil, onların suçu. Ben yapmam gerekeni yaptım ama siz yapmadınız. Uzun zamanlar Amerikan rüyasının sembolü olan Detroit, günümüzde iyileşme çabalarındaki Amerikan ekonomisinin bir yansıması niteliğinde. Kurtarma yardımlarına rağmen pek çok Amerikalı bu çabaların henüz sonuca ulaşmadığı görüşünde.